Herkese merhaba, ben Ufuk. Bugün sizlere gitarımızda akort yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. Şöyle ki kullandığım uygulamayı şu tarafa yerleştireceğim. Şu an ekranımın videosunu almaktayım zaten. Ortada görmüş olduğunuz Guitar Tuner isimli uygulamayı kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bu uygulamada sadece gitarımızı ya da enstrümanımızı akort edebileceğimiz şeyler yok, fonksiyonlar yok. Şöyle ki burada bas gitar, işte şu yukarıdaki ikona tıkladığınız zaman ikinci sıradaki şöyle gitar simgesine benziyor. Ok işaretiyle de göstereceğim. Ona bastığınız zaman arkadaşlar şuradaki bas gitar, gitar, ukulele gibi enstrümanlarınızı, İşte bildiğiniz gibi mesela ukulele farklı çeşitlerde akort edilebiliyor. Onun için de burada seçenekler mevcut. O yüzden ben şimdi gitar üzerinden anlatacağım arkadaşlar. Gitarımı neye göre akort ediyorum? Bildiğiniz gibi en üst tel mi, hemen altındaki tel la, hemen altındaki tel re, alttan üçüncü tel sol, alttan ikinci tel si ve en alt tel mi olacak şekilde. Tekrarlıyorum. En üst tel mi, hemen altındaki la, hemen altındaki re, alttan üçüncü tel sol, alttan ikinci tel si, en alt tel mi. Peki biz bunları akort ederken neye dikkat edeceğiz? Şimdi arkadaşlar, akorların, daha doğrusu notaların alfabetik sıralamasını ve isimlerini bilmediğiniz zaman akort yapma işiniz zorlaşıyor. Şöyle ki bu uygulamalar genelde işte notaları ya da akort edeceğiniz teli harflerle gösterir. Hani benim şu an ekranımda işte mi, la, re, sol, si, mi yazıyor ama ben şimdi gitarımı elime aldığımda, şu an gitarım akortsuz bildiğim kadarıyla, çünkü akort yapmadım dersi çekeceğim için. Mesela biraz akordunu bozayım arkadaşlar. Birlikte yapalım, öğrenmiş olalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, en üst telimi akord edeceğim. Biraz bozayım. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz pena imleci, yani size göre sol taraftaysa, yani ekrana göre değil, size göre sol taraftaysa, yani gitarınızın baş kısmını gösteriyorsa, şöyle bir kere tele vurayım. Bu gitarınızı, yani gitarınızın telini sıkmanız gerektiği anlamına gelir. Yani bunu biraz daha sıkıp gerginleştireceksiniz. Hemen bir yapmaya çalışalım. Şimdi sıkma işlemleri gitarlarda her zaman baş kısmına, yani size göre sol tarafa doğru burguyu çevirirseniz sıkarsınız, sağ tarafa doğru da burguyu çevirirseniz telinizi gevşetirsiniz. Şimdi sıkmam gerekiyor. Sıkmam gerektiğini nasıl anladım? İmleç, yani pena imleci ya da kullanacağınız herhangi bir uygulamada bu imleç başka bir şekilde gösterilir ve size göre, bakın size göre bu tabiri unutmayın, ekrana göre konuşmuyoruz. Size göre sol taraftaysa, yani bu taraftaysa, siz burgunuzu da bu tarafa doğru sıkacaksınız ki ortaya gelebilirsiniz. Diyelim ki bu tarafta. Eğer bu taraftaysa ben ne yapacağım? O zaman bu tarafa doğru sıkacağım. Şimdi imlecim bu tarafta olduğuna göre ben bu tarafa doğru sıkacağım. Ve mi telini hemen bulacağım. Bakın. Şu an buldu. En üst telimi mi'ye akort edecektim. Buldu. Hemen altındaki tel la. Zaten gördüğünüz gibi la sesini bize verdi ama biz zaten sesi ona duyurarak da sesi bulmasına, yani sesi bulup bizim akort etmemize yardımcı olacak. Şimdi imlecim yine bu tarafta. Şimdi ben konuştuğum zaman dikkat ettiyseniz
Ekran işte imlet sağa sola gidiyor. Çünkü sesi algılıyor arkadaşlar. O yüzden akort yaparken kimsenin konuşmaması gerekiyor. Susuyorum. Dikkat ettiyseniz sağ tarafımda. Sağ tarafımdaysa ne yapacağım? O zaman bu tarafa doğru tıkacağım. Yani sağ, imlet sağımdaysa sağa doğru çevireceğim. Solumdaysa da sola doğru çevireceğim. O zaman şu an buldu. İndim re teline. Bir defa dokunayım. Gördüğünüz gibi re telini de biraz fazla sıkmışım. Re telim de aynı şekilde bu tarafta olduğuna göre ne yapacağım? Bu tarafa doğru gevşeteceğim. Ve şu an buldum. Sıradaki telim sol teli. Sol telinin imleci hangi tarafta? Sol tarafında. Demek ki ne yapacağım? Sola doğru sıkacağım. Benim kullandığım uygulamada arkadaşlar notayı bulduğunda ikaz ediyor. Yani şu ses geliyor. İşte bu ses geldiğinde daha fazla işlem yapmayın diyor. Yani sağa sola çevirmeyin diyor. Şimdi si teline geldim. Si teline bastım. Si teli de oldu. Şimdi en alttaki mi teline bastım. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz ben parmağımla basıyorum. Şimdi en baştaki tele bastığım için sonrakileri de basmam gerekiyor. Yani en baştaki tele basmamış olsaydım, buradaki işte simgelere basmamış olsaydım, o kendiliğinden zaten ayarlıydı. Yani algılayacak. Ama bu şekilde daha iyi oluyor. En azından şimdi ben mi teline bastım. İmleç ne tarafta? Bu tarafta. Yanlışlıkla si telini sıkıyordum. Şimdi mi telinde imleç bu tarafta arkadaşlar. Oldu. İşte gitarımı akort ederken kullandığım uygulamayı size tanıtmış oldum. Sizler herhangi bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Yeter ki güvenli olsun. Bana da sorabilirsiniz. Yorumlarda ya da özel olarak da sorabilirsiniz. Bu uygulamanın içinde metronom ve bazı akorlar var. Arkadaşlar benim derslerimde de kullandığım, bazen görüntüler paylaşıyorum ya. Hani yeni bir akor öğretmişsem o görüntüleri bu şeyden alıyorum. Yani bu uygulamadan alıyorum. İşimi biraz daha kolaylaştırıyor ama bütün akorlar olmadığı için mesela şöyle dediğimi eksik göstermiş. Ben biraz sonra bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Marş armoni konusundan bahsedeceğim size. Biraz sonradan kasıt bir sonraki dersim işte. Dolayısıyla orada eksik bir akordan bahsedeceğim. İşte o ve ona benzer bazı akorlar bunun içinde yok. Hiç önemli değil. Bu aşamada işinizi görecek bir uygulamadır. Ben size eğer iPhone kullanıyorsanız tabii öneriyorum yani bu uygulamayı. Tekrar şöyle göstereyim simgeyi. Gitar Tuner yazabilirsiniz. Gitar Tuner diye telaffuz edilir. Buna dikkat edin. Gitarımızı akort edebildik. Bundan sonra kendi gitarınızı kendiniz akort edebilirsiniz öğretmeniniz olmadan. Tellerin isimlerini tekrarlayalım. Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. Şimdi arkadaşlar bu kuralı unutmayın. Çünkü notaları da öğrettiğim zaman notalarınız işte bu öğrenmiş olduğunuz tellere göre şekillenecek. Şimdi mi'nin özel durumları veya bütün tellerin bazen özel durumları oluyor. Başka
sesleri akort ediliyor ama şu an bununla ilgilenmiyoruz. Siz bunu mi, la, re, sol, si, mi olarak şu an bilin, öğrenin. Bu kadarı bize yeter. Sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Thank you.